Evet, rehberim, ilk konuşmak istediğimiz konu haftanın başında Antalya'nın Kepez ilçesinde korkunç bir sel felaketi yaşandı. Mahsur kalan 900 kişi kurtarıldı, bir kişi yaşamını yitirdi. Önümüzdeki yıllarda ailemizi ve sevdiklerimizi bu felaketlere karşı korumak için bireysel olarak ne yapmalıyız sizce? Şimdi biliyorsun bunların ta kaç ay öncesinden söylemiştim, bunlar olacak, pek bir şey yapamayız. Yani pek bir şey yapamayız derken her zaman insan tabii ki elinden geldiğince önlem almalı. Deprem olsun, doğal felaketler olsun vesaire. O yüzden herkes elinden gelen her türlü önlemi alması lazım. Yani kabalistik açıdan baktığımız zaman hayatımıza arkadaşlar, hayatta doğru bir şekilde var olabilmek için elimizden geleni yapmamız lazım. O yüzden hayatı kadere, kısmete bırakmıyoruz. O yüzden herkes bu tür durumlarda yaşayacağı yeri elinden geldiğince doğal afetlerden uzak bir yerlerde yapması lazım. Burada esas büyük görev elbette hükümetlere düşüyor her zaman. Çünkü sel yani bilinen bir şey, sürekli yaşıyoruz ülkede. Karadeniz'de de yaşıyoruz. Burada ben Antalyalı olmama rağmen ben buradaydım o dönemde, biliyorsunuz. Ben Antalyalı olmama rağmen annem bile aradı. Ben böyle şey görmedim dedi. Demek ki istisnai bir durum. Yani Antalya'nın yağmurunun böyle tropik, sert olabileceğini biliyoruz ama bu gerçekten ekstrem bir durumdu. O yüzden herkese geçmiş olsun işin açıkçası. Öteki taraftan da her sene doğal afetler yaşadığımız şeyler maalesef ülke olarak ders çıkartamıyoruz bunlardan. Hep eski tas eski hamam gidiyor. O yüzden üzücü olaylar sürekli oluyor. Bunlara birey olarak yapabileceğimiz şey, içinde bulunduğumuz o coğrafyaya göre elimizden geldiğince kendimize dikkat etmek. Çevremizi, ortamımızı ona göre ayarlamak. Peki bu işe yarar mı? Yani deniz kenarlarından kaçmak, fay hattının geçtiği yerlerden başka bölgelere, güvenli diye düşündüğümüz yerlere taşınmak. Bunlar geçerli mi acaba bunlardan kaçınmak için? Yani bölgenizde diyeyim, bölgenizde. Şimdi bakın depremde de yani bütün binalar yıkılmıyor. Sel olduğu zaman bütün şehir sel altında kalmıyor. Öyle değil mi? O yüzden şehirden, ülkeden, şuradan buradan taşınmaya gerek yok. Ama eğer deprem bölgesindeyseniz gerçekten depreme uygun bir binada yaşamak lazım. Çünkü gördüğünüz gibi geçen sene, hatta tam bu aylara denk gelen büyük üzücü bir olay yaşadık. Gördük ki doğru bina yapıldığı zaman insanlara bir şey olmuyor. Eğer binalar böyle standartlara uygun yapılmazsa oluyor. Aynı şey sel için geçerli, aynı şey toprak kayması için geçerli, her türlü doğal afet için geçerli. Eğer doğru su kanalları olursa, ülke doğru bir şekilde ağaçlı, ormanlı olursa, organize olursak biraz, bunlar bizi ekstrem durumlar dışında yıpratmaz. Evet, peki sizce toplumsal olarak önlem planı için artık çok mu geç? Çünkü hangisini düzelteceğiz? Her yeri bir yıkıp tekrar baştan yapmamız gerekiyor bu durumda. Evet, fena fikir değil. Fena fikir değil. Ben Kepez'den aşağı doğru, Duac'dan aşağı doğru inerken Antalya'ya görüyorum ki her taraf beton. Denize kadar beton. Evet, iyi fikir. Yıkalım her tarafı, sıfırdan başlayalım. Fena fikir değil.